Amerika'da oturan nüfuslu ve paralı Ermenilerin sayesinde başladı bunlar 15. 17. yıllarda Türkiye'de baş veren hadiseleri özlerine uygunlaştırıp güya ki Türklerin amacı yeryüzünden Ermenileri silmeymiş, Ermenilere kesmeymiş. O dönemde yanlış anlaşılmasın. Bu bizim yanlışlığımızıydı. Türk milleti olarak bizim yanlışlığımızıydı. Çünkü biz o dönemde Ermenilerin Türkiye arasında törettiği emellerin hiçbir yerde çarpmadı, demedik. Onları olan hadise gibi kabul ettik. Ermenilere karşı da kinimiz de olmadı, nifretimiz de olmadı. Öz Türk Cumhuriyeti, öz nüfusu kim baktı? Yerli bir konflikt kimi baktı, tarif geldi. Bundan istifade eden Ermeniler, yani ki 23. yıllardan sonra her yıl başlarda ki bunların hakkında Osmanlı dövründe Türkiye Cumhuriyeti'nde katliam olup bunların soyu kökü kesme gücü güya Türkler faaliyete geçecek. Azerbaycan'da da eyniyle. Bakın, Kocalı hadiseler olanda Azerbaycan'da da bir yekdil renk olmadı. Bazı medya mensupları, bazı insanlar yazdılar ki bunu Azerbaycanlılar özleri görür. Bazıları yazdılar ki orada iki nefer. Bazıları çıkış ettiler ki orada öyle bir katliam olmuyor. İndi bizim karşımızda duran mesele ondan ibarettir ki biz sübut etmeliyiz ki Ermeniler Azerbaycanlılara karşı soykırım siyaseti yerindiler. Soykırım siyaseti yeritmek o demek ki bir insanı yaşadığı yerden kovma, temizlemek, yani ki o manada Ermeniler bugün Azerbaycanlılara karşı bir neçe merhaleli, bir neçe tek birce soykırım siyaseti yerine getirmeyipler. Ermenilerin meksedi, amacı ondan ibaret olmuştur ki bu topraklarda Azerbaycan Türklerinin yaşaması hakkında mevzuları tamam silsinler. O manada hem Azerbaycanlıların özlerine, kendilerine karşı soykırım töreni, hem Azerbaycanlıların kültürüne karşı, dinine karşı ve soy köküne karşı katliam töreni. Bugün işgal altında olan Azerbaycan arazilerinde ne tarihi abidelerimiz, ne eski mezarlıklarımız, ne bir kültür ki kültürümüze ait, tarihimize ait olan bir tane de abide kalmıyor. Ona göre de biz devlet komisyası olarak karşımızda böyle bir maksat koymuşuz ki biz bu işlerin karşısını almak için müeyyen kitaplar, CD'ler, DVD'ler çap ederek ve bütün dünyaya yayarak. Ben size hamınıza değerli teşekkürümü bildirem. Hürmetli Cenab-ı Sekreter Fuat Mertin'le ben uzun yıllardır tanışıyorum. Gençlik yıllarında, 1980. yıllar evveline, yani 82. yıllarda göre tanışır. Ben bilirim ki Azerbaycan'da Karabağ Vadiyesi'ne bir yana kalan adam yok idi. Onlardan biri de Fuat Mertin'di ki elinde Kalaşnikov cephe bölgelerinin muhtelif bölgelerinde. Ama bugün ben Fuat Mertin'i ona göre tebrik ediyorum ki 10 yıl bundan kabah gibi ki 5 yıl bundan kabah bu tedbirler çok böyle lokal surette, küçük bir hacimde geçirildi. Özdeki Avrupa ülkelerinin payitahtlarında, başkentlerinde. İndi ise bugün ben Gent'ten niye göre geldim? Ben hiç gözlemezdim ki Gent'te böyle bir tedbir kesilir. Yani ki bizim tedbirlerimizin coğrafisi genişlenir. Tek başkentteki insanları anlatmak amacımız değil, amacımız bütün etraf kentlerde, küçük yaşayış mentegelerinde, küçük köylerdeki insanlara da 20. yılın sonunda başımıza gelen belaları
anlatmalıyım. Bu mənada hamınıza çok çok minnettarlığımı bildirirəm. Yaxından ermənilərin planladığı büyük bir tədbirlər gəlir. Onların güya 15-ci ildə Türkiye'de demek genosida uğramaları. Ona göre de her birimiz bu işte faal olmalıyız. Onların bu siyasetinin karşısını almalıyız. Siyasetlerinin de məqsədi ne Türklere karşı değil, ne Azerbaycanlılara karşı değil. Siyasetlerinin məqsədi Azer dənizindən Qara dənizə kadar Böyük Ermənistan hülyasıdır, beynlərində budur. Böyük Ermənistan yaratmalıdır iki dəniz arasında, iki böyük dəniz arasında, böyük bir coğrafyada. Ona göre de elə bir şey mümkün olan şey deyil bugün 21. yüzyıllıkdə. Lakin bunların amacı budur ve bunlara da destek veren bir çox ölkələr var. Bizim isə isteğimiz bütün dünyadan biz heç nə istəmirik. Kendimize karşı, özümüze karşı, vətənimizə karşı, toprağımıza karşı heç nə istəmirik. Bizim istədiyimiz yeganə bir şey bölgəmizdə, Türkiyəmizdə, Azərbaycanımızda, ümumiyyətlə dünyada sülhün bərqərar olmasıdır, sülh olmasıdır, insanlar hür şəkildə yaşar, hürriyyət altında yaşamalıdır, bir-birinə qardaş deməlidir. Çox sağ olun, minnətdar.